Merhaba Donanım TV takipçileri, tekrar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda yine beraberiz arkadaşlar. Şöyle bir ekran kartlarına göz gezdiriyordum. Fiyatlar ne alemde diye bakarken, acaba umutsuzca bir düşme var mıdır diye bakmaktayken uzun zamandır aklımda olan bir konuyu şu anda dillendirmeye karar verdim. Evet, RTX ekran kartlarıyla tam profil, yani büyük boy dediğimiz ekran kartlarının farkı nedir? Bunların bir farkı var mı? Bunu konuşacağım bu videoda. Örneğin GTX 1080 RTX X1 profil, yani düşük profil tek fanlı bir ekran kartı. Aynı markanın 2 ya da 3 fanlı daha büyük profil kasalı ekran kartı. Bu ikisini karşılaştırdığımızda ne gibi bir fark var? Aradaki fiyat farkına değer mi? Bunları hep birlikte tartışmış olalım istiyorum. Öncelikle FPS testlerine baktığımızda küçük boy, yani RTX dediğimiz ekran kartlarının büyük boy abilerine nazaran çok da bir eksiği olduğunu görmüyoruz. Zaten üzerindeki bileşenler tamamen aynı. Burada işin esprisi şu: küçük profil ekran kartları küçük kasalar için üretilmiştir. Yani midi tower, full tower dediğimiz kasalara sahip olmayan insanlar için. Kimisi daha küçük kasa, küp kasalar vardır mesela, onları kullanmayı tercih eder. Küçük profil ekran kartları genelde bu insanlar için üretilmiştir. Ancak siz de alıp full tower bir kasada kullanabilirsiniz. Bunun için hiçbir engel önünüzde bulunmamakta. Buna rağmen arada fiyat farkı illaki gözlemlemekteyiz. Kartına göre, markasına göre bu fark, aradaki fiyat farkı 200 TL, 300 TL'ye kadar çıkmakta. Yani bu farkı verip büyük profil ekran kartı almaya gerçekten gerek var mı? Az önce de söylediğim gibi FPS testlerine baktığımızda arada çok büyük bir fark görmüyoruz arkadaşlar. Yerine göre 2-3 FPS, yerine göre 4 FPS'ye kadar çıkmakta. Belki biraz daha fazla veya biraz daha az olabilmekte bu değer, ama 300 TL gibi bir parayı gerçekten büyük boy bir ekran kartına yatırmak mantıklı mı? Parayı da geçtik, sadece önemli olan para mı? Belki bütçeniz var. Büyük profil bir ekran kartını da alabileceksiniz. Bu güce sahipsiniz. Evet. Aradaki tek fark FPS farkı değil arkadaşlar. Oyunlarda alacağınız FPS farkının dışında bu kartlarda kullanılan soğutmalar da birbiriyle farklılık göstermekte. Kartın boyutu küçüldüğünde haliyle üzerindeki soğutma bloğu da ufalmakta ve fan sayısı teke düşmekte. Büyük boy, yani büyük profil ekran kartlarındaysa daha büyük ısı boruları, daha büyük bir ısı dağıtıcı ve 2-3 fana kadar çıkabilmektedir. Bu da kartın ne kadar serin çalışacağıyla doğru orantılıdır arkadaşlar. Küçük profil kart kartların soğutma tasarımları da kendilerine göre olduğu için, yani daha küçük olduğu için, bu kartlar hız aşırtmaya elverişli değildir. Ve bu ekran kartlarının base clock ya da boost clock dediğimiz saat hızları da diğer büyük abilerine nazaran biraz daha azdır. Çünkü ısınma problemini minimuma indirmek buradaki esas amaçtır. Ama büyük profil ekran kartı aldığınızda 2 ya da daha fazla fana sahip oluyorsunuz. Soğutma bloğu daha geniş oluyor ve dolayısıyla soğutma daha güzel yapılabiliyor. Kart daha serin çalıştığı için ekran kartına hız aşırtma uygulayabilmektesiniz. Artı fabrikadan zaten overclocklu çıkmakta birçok kart. Boost ve base clock hızları da ona göre düşük profil ekran kartlarından daha iyi gelmekte. İşin özü, kararı burada sadece siz vereceksiniz. Kartı hangi amaçla kullanacaksınız? Daha doğrusu kartı nereye takacaksınız? Küçük bir kasaya sahipseniz illaki zaten düşük profil bir ekran kartı alacaksınız. Ama full tower ya da midi tower dediğimiz bir kasaya sahipseniz de düşük profil ekran kartını tercih edebilirsiniz. Zaten videonun başında da söylediğimiz gibi oyunlarda çok çok aman aman bir fark hissedilmemektedir. Sadece büyüklük kompleksi olanların da büyük kartı tercih etme durumu da vardır. Bunu da söyleyelim. Şimdi küçük bir karta 3000 TL, 4000 TL vermek var. 29-30 santimlik boyunda 2-3 fanlı üzerinde böyle daha cafcaflı bir karta aynı parayı vermek var hemen hemen. Belki 200-300 TL dediğimiz gibi daha düşük bir fiyat, ama sonuçta aşağı yukarı aynı ücreti ödüyorsunuz. Evet arkadaşlar, sadece ve sadece sizinle alakalı, kararı siz vereceksiniz. Biz arada çok bir fark olmadığını söylemeye çalıştık. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin. Kanala abone değilseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz. Hoşça kalın.